Eşittir yayınlar demiş. Anlatayım. Anlatayım abi. Kumar öncesi tatil şeylerini bir anlatalım. Şimdi anlatılacak ne var biliyor musunuz beyler? Aslında benim anlatabileceğim bir şey yok size. Siz sorun, ben söyleyeyim. Neyi merak ediyorsunuz? Ya ben gittim. Neyi anlatmamı istersiniz? Evet, dinliyorum. Gidişinden başla abi, gidişinden. Anlatıyorum. Bakın şimdi sabah. Anlatılabilecek bir şey varsa. Cuma günü gittik galiba biz, tamam mı? Kumardan sonra yayını kapattım. Uyumadan uçağa bindim. Gittim uçakta uyudum abi. Uçaktaki hostes abi işte Türk, bizi de tanıyordu. Beni tanıyordu işte. Sağ olsun uçakta işte böyle biradır, zarttır, içecekler, çerezler, merezler ikram edildi. Güzel bir uçak yolculuğuyla gittik. Amsterdam'a indik abi. Amsterdam'a gittim. Amsterdam'a uçaktan indik. Uber çağırdık hemen. Uber'de Jennifer ablamız geldi. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de Jennifer diye bir Uber sürücüsü bulamazsınız. Hatta artık Türkiye'de Uber de yok galiba. Hani sürücüyü geçtim. Kadın sürücü var abi. Ve çok fazla var. Yani taksilerden tut, her şey Türkiye ile alakasız. Uber'ler, taksiler, Mercedes, Tesla veya BMW, atıyorum yani daha Audi. Böyle altın taksiler olabilir mi arkadaşlar? Taksiye biniyorsunuz. Taksinin kapısı mesela Tesla böyle açılıyor bak. Yukarıdan falan açılıyor ama ne oluyoruz amına koyayım? Taksi bu sadece bak. Neyse bindik Jennifer ablamızın taksisine. Bizi otele doğru götürdü işte. Bir de orada Uber sürücülerinde bir tane saygı var sanırım. Uber'i çağırıyorsun. Eğer senden önce gelirse arabadan inip dışarıda bekliyor sizi galiba. Yani biz 2-3 kere bunu yaşadık çünkü çok saçmaydı. Yani adam her seferinde ya da kadın arabadan inip Uber'in önünde bizi bekliyordu. Kaç para girdi Uber'e? Abi işte Amsterdam o kadar büyük bir şehir değil. O yüzden bir ucundan bir ucuna gitmek falan en fazla yarım saat 40 dakika falan sürüyordur yani. Zaten herkes bisiklete biniyor vesaire. Neyse Uber mesela atıyorum 10 dakika yol gidiyorsun, 10 euro, 15 euro diyelim. Çok pahalı. Her şey. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim. Oo, Ati kardeşim, hayatta mıydın sen ya? Aynen. Ben bu arada stream cancel oldu abi, gelebilirim. Burak, haber vermek için geldim. Kumara tamam, mı? Kaptan yazayım ben hemen. Aynen. Tamam abi, gelebilirsin. Kaptan da bakıyordu ona galiba. Neyse LoL VTC'ne bana abone. Abi oralara daha geleceğiz. Bak o TFT turnuvalarına daha gelmedim bile. Ben daha Amsterdam'la uçaktan inişimi anlatıyorum size. Neyse. Otele daha yeni gittik. Gittin oğlum. Otele gittik abi. Eylül otel odasını özellikle tiklemiş. Sigara içilebilsin içeride diye ekstra para vermiş. Ama otele gittik, skemlendik bir güzelce. Yani otellerde sigara içilmiyormuş. Güzelce skemlendik. Otel odamız 1+0 ve minicik bir tane oda. Ve içerisi değişik bir şey kokuyordu böyle. Nasıl anlatayım size? Çok kötü bir koku da değildi ama iyi bir koku da değildi. Odamız bildiğin kokuyordu yani. İndik abi otelden. Bir Amsterdam'a yürümeye başladık. Bakın şurası çok enteresan ha. Amsterdam'da en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz beyler? Ben zaten araştırmıştım gitmeden, biliyordum. Amsterdam sular altında kalmış bir şehir, tamam mı? Adamlar şehri, ben Ruhi Çenet'in videosunu izlemiştim, oradan biliyorum. Adamlar şehri milyonlarca kazık çakıp üstüne toprak yapmışlar abi. Her yeri su basmış amına koyayım, öyle düşünün. Yer sıkıntısı var, çok fena abi, her yer sıkıntı, bütün evler bitişik. Ben hatta size böyle anlatarak olmaz, bir tane de göstereyim abi. Amsterdam evler yazalım abi, mesela buradan size anlatayım. Bakın beyler, evler böyle. Evler böyle, tamam mı? Sanki böyle 80'lerde 90'larda yaşıyor Amsterdam ama böyle o kadar yer sıkıntısı var ki evlerin hepsi küçük metrekareymiş. Taksici Türk bir tane birine denk geldik, onunla konuştuk, muhabbet ettik falan. Bakın evlerin hepsi böyle birleşik, tamam mı? Hiçbir birleşik olmayan ev yok, çok ender. Ve şeyi düşündüm ben burada ilk, aklıma gelen şey şuydu. Lan ben burada yaşasam, yayın açsam komşusu kızar tarzında bir şey düşündüm. Bakın abi, adamın evi burası, yanında bir tane daha ev var, duvar birleşik, her ev ama. İstisnasız. Paint'le çizmiş gibi amına koyayım. İstisnasız paint'le çizilmiş tarzında evler yan yana bitişik, duvarları da büyük ihtimal incedir, artık komşu sıkıntısı vardır bence burada. İlk düşündüğüm şey buydu. İkinci düşündüğüm şey. Otursan yan daireden duyarlar amına koyayım. Tabii oğlum, yani böyle bir düzen değişik. Bak abi, sadece bu değil, şöyle bak, bütün evler birleşik. Bunun sebebi de zaten işte Amsterdam'ın sular basmış vesaire, adamların toprak sıkıntısı var. Bulabildiği bütün toprakları değerlendirmeye çalışıyor abi adamlar. Neyse işte. Bisiklet çok fazla vardı abi. Biz ilk Vondel Park'a falan gittik abi. Oranın ünlü parkıymış Amsterdam'a. Eylül zaten tutturuyor. Yok bira fabrikasına gidelim. Yok işte şu fabrikaya, zart fabrikaya, zurt parkına, zırt müzesine gidelim. Kültürlenelim falan tarzında bütün gün. Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya falan. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz amına koyayım. Ayaklarım falan ağrıyor böyle. Hani tatil dediğin oturur dinlenirsin ama bilmediğin bir yere gittiğin zaman insan ister istemez gezmek, görmek istiyor ve tatil yapamıyor. Yani otel odasında veya bir yerde yatıp böyle oh tamam sikim taşşam keyfine tarzında yapılamıyor asla. Gittiğimiz için gittik, bütün gün gezdik. Hava soğuktu. Eylül dedi tişörtle şort götürüyoruz abi sadece yanımıza. Hava 10 derece, götümüz donuyor. Oradan bir tane hoodie aldık. Üstüne içime kalın şeyler giydim böyle. Bir hafta, yani kaç gün kaldım? 4 gün kaldım. 4-5 gün boyunca aynı hoodie'yi, aynı kıyafetleri giydim abi. Çünkü başka bir şey getirmedik yanımızda. Tişört ve şorttan başka. Neyse başka ne anlatayım? Siz sorun anlatayım abi. O kadar farklı bir şehir ki yani hayatımda bu kadar özgür bir şehir görmedim. Benim için çok değişik bir deneyimdi. Mesela ne anlatabilirim size? Toplamda ne kadar girdi kanka tatil? Düşünelim. Şimdi orada bir kere her şey bakıyorsun çok ucuz geliyor onlara göre ama. Mesela atıyorum şöyle söyleyeyim, su diyelim 1 euro tamam mı? 1,5 euro. Adamların normal parası tamam, 1 TL'ye su satıyorlar gibi düşün ama bize amına koyayım bir tane su pahalı yani, anladın mı? Veya bir restoranda su istiyorsun 5 euro. Ananın amı yani. Böyle bir şey olabilir mi? Pizza yiyorsun, McDonald's'a gidiyorsun mesela 20 euro minimum. Ay. Çok pahalı, yaşam çok pahalı. Trafik Türkiye'de aynı mı yoksa oradaki trafik daha... Oğlum ne trafiği amına koyayım? Araba yok ki, herkes bisiklete biniyor Enes. Adamlar sadece bisiklete biniyor. Araba böyle çok ender yani. Uber'ler, işte değişik böyle arabalar vesaire. Şehri ben sana su basmış diyorum. Her yer su lan. Böyle köprüler yapılmış, altı su, yani su görmediğim tek bir an bile yoktu Amsterdam'da. Her yer suydu. Kerane var mı? Bak soruya bak. Kerhaneye gerek bile yok kardeşim Amsterdam'da çünkü ben sana nasıl anlatayım bunu? Bakın ha, o adamlar o kadar özgür ki ben anlatamıyorum size burada bazı şeyleri ama şöyle bir özgürlük var abi adamlarda. Bunu orada her yer kerhane diyebilir miyiz yani ama şey yerel. Ya öyle deme. Şimdi tamam. Anlatamık biz bizeyiz mi? Oğlum biz bize falan değiliz şu an. Biz bize falan değiliz ya. Kelimelerimi düzgün seçmem, anılarımı düzgün anlatmam lazım benim size. Yoksa sıkıntı çıkar. Her an oradan bir şeyler olabilir yani. Ateş Tanrısı 8. ayın kutlu olsun bu arada. Fight for Freedom 2. ay. Skin sağ olsun demiş. Eyvallah abi. The Algos 2. ay. Oppa'da demiş 2. ayın kutlu olsun. Kalmi Drogo 7. ayın kutlu olsun kardeşim. Pantheon oynamaya devam. Blind Rip 2. ay. Mackenzie'ye birilerine abonelik hediye ediyor. Watson'in 7. aylığını etmiş. Yazıcı isim bulamadım 3 TL neredeydin lan kel demiş. Anlatıyorum işte abi. Neyse. Şimdi size o zaman ilginizi çeken şeyleri anlatayım beyler. Adamlardaki... Kızlar nasıl? Kızlar anlat. Tamam ben adamlardaki size özgürlük level'ını anlatayım. Şimdi mesela Türkiye'de şöyle bir şey hayal edebilir misiniz arkadaşlar? Kızlar geçiyor. Tabii benim sevgilim var, fazla bakamıyorum ama ister istemez önümden geçiyor yani. Benim de gözüm böyle görüyor. Yani at gözlüğü taksam bile önümü görüyorum, tamam mı? Önümden biri geçtiği zaman illaki görmek zorundayım. Abi yani ben dönüp bakmıyorum. Kimse dönüp bakmıyor fakat bakın abi oradaki kızlar o kadar rahat ki sütyen bile giyme gereği duymuyorlar. Ben size öyle söyleyeyim yani. Yanımdan yalan söylemiyorum. Yüzlerce kız geçti. Şey giymemiş yani. Çok özgürler abi. Fena özgürlük. Tabii ki de ben gözüm Eylül'den başka birini görmediği için Eylül'e baktım bütün durumlarda. Ama beyler yani ben size bu şekilde anlatamam olayları. Yani Eylül'de gezdik. Nereye gittik? Vondel Park'a gittik. Bilmem ne müzesinin oralara gittik. Benim ilgimi çekmeyen yerlere gittik yani genelde. Yani park, anladınız? Vondel Park diye bir park varmış. Park abi. Türkiye'de öyle bir park açılsa içine girmeye korkarsın zaten. Ama orada herkes o kadar rahat ki abi, kimse kimseyi siklemiyor ya. Böyle bir şey olamaz amına koyayım. Kimse kimseyi siklemiyor abi. Kimse kimseye dönüp bakmıyor amına koyayım ya. Önünden çıplak kız geçse birinin dönüp bakmazsın yani, anladın mı? O kadar özgür, o kadar rahat bir ülkeydi. Ben daha önce bir kere zaten Riot'ta gitmiştim ama şu şekilde gitmiştim. Bir gece kalmıştım, sadece otelde götüm donmuştu. Hiç gezme fırsatı bulmamıştım. Şimdi gittim, gezdim. Ne anlatayım size? Abi anlatacak şeyler, anlatamayacağım şeyler var arkadaşlar burada. O yüzden her şeyi anlatamam size. Ne amına koyayım. Ne bekliyorsun Musti? Ne anlatmamı istiyorsun? Sen söyle, ben anlatayım kardeşim. Ben anlatacak bir şeyini beklemiyorum ya. Hayır yani merak ettiğin şeyler yani. Merak ettiğin var mı bir şey? Mantarı meşhurmuş diyorlar. Ben bir onu biliyorum o kadar. Ya Musti git ya o zaman kardeşim ya, ne diyeyim sana? Ben bilmiyorum yani, ben deneyeceğim Amsterdam mantarını. Güzel diyorlar. Yes. Arkadaşlar yani anlatılabilecek şeyler bu kadar sınırlı. Ben size ancak bu kadarını anlatabilirim. Değişik ya bir zaten şehirde. 4 günde ne yapabilirsin ki? Aynen 4 günde zaten ne yapabilirsin? Aslında gayet yeterli 4 gün. Çünkü o kadar küçük bir şehir ki herkes bisikletine binip din kornasını çalıp zilini çalıp yürüyor, tamam mı? Ve şehir hayatı nasıl? Kardeşim adamlar 80'lerde yaşıyor böyle, bütün eski binalar yan yana, bak sana gösteriyorum burada amına koyayım. Adamlar paint'ten çizmiş gibi evleri zaten. Hepsi birbirine yapışık, bütün evler böyle. Her yerde böyle sular var. Her yerde böyle kanallar var amına koyayım. Her yer aynı zaten abi. Mesela burası böyle ya. Bir arka sokağa da aynı. Bir arka sokağa da aynı. Bir arka sokağa da aynı. Ben her yere gittim neredeyse. Taksici abimizle konuştuk. Taksici abimiz dedi ki İstanbul'da ben bir şey yani bir uçtan bir ucuya, hatta o kadar uç bile değil, 3 saat trafik çektim diyor. Taksici adam İstanbul'da yaşanmaz falan filan diyordu mesela. Adam her şeyi anlattı yani, şey diyor mesela, Amsterdam'da sizin gezdiğiniz yerler sadece turistleri kazıklamak için oluşturulmuş yerler olduğundan falan bahsediyor. Mesela biz gidiyoruz Amsterdam'a, Google'a yazıyoruz tabi Amsterdam nereler gezilir tarzında mesela, orada çıkıyor, oralara gidiyoruz falan. Adam diyor ki oralar full turistleri kazıklamak için olan yerler, Amsterdam'da yaşayan normal halk oralarda takılmıyor falan diyor. Yani biz mesela şehrin en merkez kısımlarını gezdik, o turistlerin en çok olduğu yerlere gittik. İşte her şeyin pahalı olduğu yerlerde takıldık ama asıl ben bir daha gidersem bir daha oralara gitmeyeceğim. Amsterdam'da yaşayan normal insanların, yani orada biz nasıl İstanbul'da, İzmir'de, Zart'ta, Zurt'ta yaşıyoruz ya. Turistler gidiyor mesela şeyin bir yerlere, oralarda fotoğraf çektiriyor falan. Biz şu an Amsterdam'da öyleydik. Benim bir dahaki yapmak istediğim şey Amsterdam'da turistlerin gitmediği, normal insanların gittiği yerleri gezmek. Coffee shop'ları anlat lan. Oğlum onları anlatamam. Onları anlatılacak şey yok yani, anladın mı? Diyecek bir şey bulamıyorum. Onları nasıl anlatayım size, anlatamam.